İstanbul'da dondurma festivali başladı. Rengarenk ve yapımı birbirinden ilginç dondurmalar standlarda yerini aldı. Tabii söz konusu dondurma olunca en çok çocukların ilgisini çekti. Buyurun. Belçika çikolatası, kaymaklı, çıtır çikolata. Dondurma yiyorum. Kızarmış dondurma. Karamel. Orman meyvesi. Dondurma zaten çok seviyor. Şu an yaptığım 9 top bir dondurma. Çok eğlenceli. Çocuklar için, bizler için. Şimdi affogato yapıyoruz. Dondurma festivalimiz. İstanbul'da dondurma tadında bir festival başladı. Adını da tadını da dondurmadan alıyor. Çeşit çeşit dondurma var. Değişik ülkelerden dondurma çeşitleri var. Şimdi bu lezzetleri yakından tanıyacağız. Oğlumla geldim. 6 aylık. Ufak tefek tattırıyorum öyle. Çimlere yayıldık. Dondurma yiyoruz. Şu an vanilyalı. Mavili neyle bilmiyorum. Mavi yeni çıkmış. Biz de bunu bir deneyelim. İtalyan karameli. Civan perçimin bitkisinden alıyor rengini. Gıda boyası yok içerisinde. Bence herkesin tatması gereken dondurmalar var. Sade dondurma topunun dışı özel bir kaplama malzemesiyle kaplanılıyor. Temel ham maddesi mısır gevreği. Bunu kızgın yağımızın içine atıyoruz ve yaklaşık 15-20 saniye kadar kızarmasını bekliyoruz. Bu kadar kolay hazırlaması. İlk defa duyuyorum. Meksika'ya özgü bir tatlı. Kızımla beraber geldik. Gayet güzel gidiyor. Misafirlerimiz sürekli böyle dondurmalar istiyorlar. Belki de dondurma festivalinin taşıması en zor külahı var elimde. Bakar mısın? Üstünde tam 9 top dondurma var. Keçi sütünden yapılmış kaymaklı dondurma bu. Çocuklar bu dondurmaya dayanamıyor. Nerede bu küçük hanımefendinin dondurması? 7. Ağırlığı ne kadar? Yaklaşık olarak bir 500 gram bir yarım kilo dondurma var. Biz öncelikle espressomuzu alıyoruz. Bir İtalyan ürünüdür. Espressonun acılığını dondurmanın tatlılığıyla yumuşatıyoruz aslında. Güzel yiyoruz, eğleniyoruz, geziyoruz. Dondurma keyfi İstanbul'da daha bir hafta daha devam edecek. O yüzden siz de böyle ailece çoluk çocuk gelip bu lezzetli dondurmaların tadına bakabilirsiniz.